Şimdi ekonomi gündemine bakacağız. Bir süredir konuşuluyordu. Artık ilk adım atılıyor. Hükümet uzun süredir planladığı kamuda tasarruf tedbirlerini pazartesi günü duyuracak. Bunu konuşacağız. NTV Ekonomi Müdürü Benel Yalçın stüdyo konuğumuz. Hoş geldin Benel. Hoş bulduk. Şimdi hangi önlemler alınacak bunu konuşacağız. Ama öncesinde kamuda tasarrufu kaçınılmaz kılan tabloyu şöyle kısaca bir özetlemeni isterim. Şimdi geçtiğimiz yıl genel seçimlerin ardından biliyorsun ekonomi yönetimi değişti ve başka bir rasyonel olarak ifade edilen Mehmet Şimşek tarafından da bir politikaya geçildi. Bu politika öncelikli olarak enflasyonla mücadeleyi hedefliyor ve her zaman, her yerde ve her konuşmada dikkat edersen özellikle birinci önceliğimiz enflasyonla mücadele diye bunun altı çiziliyor. Şimdi enflasyonla mücadelede yapılması gerekenlerin bir işin para politikası kısmı var. Bu Merkez Bankası'nın adımları. Bir de tabii para politikasıyla birlikte işlemesi gereken maliye politikası ve kamu tarafında alınacak tedbirler var. Şimdi o zamandan bu zamana geçen yaklaşık 10-11 ayda bir yıla yaklaşıyor. Doğru. Para politikası tarafında atılması gereken adımlar atıldı. Artık bundan sonra Merkez Bankası'nın yapabilecekleri, hani faiz artırımları yapıldı, sadeleşme adımları atıldı, birçok makro ihtiyati tedbir açıklandı, kredilerle ilgili önlemler alındı, kredi kartlarına ilişkin bazı düzenlemeler geldi. Derken artık işin maliye tarafına geldik. Burada da kamuda tasarruf, bütçe açığını dengelemek açısından ve ardından da muhtemelen bunu işte vergi reformu gibi daha maliye tarafında yapısal reform diyebileceğimiz adımların takip etmesi gerekecek ki bütün bunlar bir bütünsellik halinde enflasyonla mücadele programının başarılı olmasını sağlasın. Yani önemli ayaklardan biri kamuda tasarruf. Tabii. Peki hangi önlemler alınacak? Şimdi önlemleri biraz aslında kulis, biraz önceki önlemlerden çıkarsamalarımız doğrultusunda. Doğru. Şöyle özetledik biz de yaptığımız haberlerde. Öncelikle şunu söyleyelim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kabine toplantısı sonrasında bu hafta kamuda tasarruf adımlarının geleceğini söylemişti. Pek çok alanda tasarruf kültürünü genişletecek adımlar atacağız derken arka tarafta da bazı görseller geçmişti. Hı hı. Oradan da biraz çıkarsamalar yapıldı. Bunların hepsi bir araya geldiğinde ne olabilir? Kamu kurumlarında giderler bir kere öncelikle kalem kalem hesaplanacak ve harcamalar en aza indirilecek. Yani tasarrufun temel mantığı harcamayı en aza indirmek. Bunun için ilk etapta neler olabilir bir bakalım. İşte zorunlu olmadıkça kamu kurum ve kuruluşları bina ve araç kiralamayacaklar. Buradan bir tasarruf sağlanmaya çalışılacak. Kiralanan ek bina ve araçlar ihtiyaca göre belirlenecek. Yılın değişik zamanlarında farklı illerde düzenlenen tanıtım, eğitim gibi etkinliklere de ara verilecek. Kırtasiye harcamaları azalacak. Yazışmalar belki dijital ortamda yapılacak bu anlamda. Ve %65'i biten yatırımlar tamamlanacak. Yeni yatırımlara başlanmayacak. Bu da tasarrufun önemli bacaklarından birini oluşturuyor. Kamu kurumlarına bağlı konuk evleri ve sosyal tesislerde özel kontenjanların sınırlandırılması gündeme gelebilir. Ayrıca toplum ve kamu yararına olan sosyal sorumluluk projelerinin hayata geçirilmesi gibi bir takım önlemler beklediğimiz olası adımlar şeklinde sıralanıyor. 100 milyar lirayı bulması hedefleniyor. Bu tasarruf tedbirlerinin 100 milyar liralık bir tasarruf hedefleniyor. Şimdi tasarruf tedbirleri deyince tabii biliyorsun ilk önce makam araçları, özel araçlar geliyor. Akla hep bunlar gelir. Bu konuda da tabii bakanlıkların kendi bünyesinde adımları atması bekleniyor. Kendi makamlarında bunu başlatması aslında planlanıyor. Bu konuda da ilk adımı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı atmıştı. Kendi araçları da dahil olmak üzere bakan yardımcılarının koruma araç ve koruma polis sayılarını azalttı Ali Yerlikaya ilk iş olarak. Bu tedbirlere kabinenin diğer üyelerinin de katılmasını bekleyebiliriz. Bundan sonrası için peki sokağa yansıması ne olur bu adımların? Bu hem enflasyonla mücadele programını destekleyecek hem bütçe disiplini açısından önemli. Yani sokağa yansıması ancak enflasyonun düşürülmesinin Doğru. tek başarıyla, gelecek olan başarıyla mümkün olur. Tabii enflasyonun düşmesi ilk etapta fiyatların geldiği yerden aşağı gelmesi anlamına gelmiyor. Bunu da ara ara söylüyoruz. fiyatların artış hızı düşüyor. Ama istikrarlı bir şekilde enflasyon düşmeye başladığında bu herkesin refahına yansıyacaktır diye düşünüyorum. Verimlilik ekonomisi peşindeyiz diyor Bakan Şimşek. Bahsettiğinde bu zaten. Evet, işte verimlilik ekonomisi temel olunca verimsiz olarak görülen alanlarda tasarruf tedbirlerinin gelmesini bekliyoruz. Pazartesi günü göreceğiz. Peki. Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz birlikte bir toplantıyla duyuracaklar. Sabah saatlerinde, yani öğleden önce olmasını bekliyoruz. Ardından da soru cevap alacaklar. Biz de takip edeceğiz. Peki, çok teşekkür ediyorum Benel Yalçın yayın için. Tabii kamuda tasarruf konuştuk. Bağlantılı bir haber var. Onunla devam edelim bültene. Kamu bankaları ortak bir ATM kullanacak bundan böyle. Bu sayede de altyapı ve işletim maliyetleri düşecek. Vatandaş da komisyon ve masraf ücreti ödemeyecek. Bu yeni ATM merkezi tam için bir tanıtım programı yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kürsüdeydi. Türkiye'de 53 bin civarında ATM var. Burada birçok noktada tasarrufa gidilebilir. Maliyetler aşağı çekilebilir. Hizmetin kalitesi, hizmete erişim artırılabilir. O açıdan çok değerli. Aslında burada bir ölçek ekonomisi durumu da var. Yani bir anlamda tasarrufla birlikte hakikaten kritik eşikleri aşmaya imkan sağlayan bir proje. Buradan çok basit bir çağrıda bulmak istiyorum. Özel bankaların da aslında buraya katılımı ülke açısından faydalı olur. Kamu bankaları ne yapıyor? Örnek oluyor. ATM ortak havuzu kuruyorlar. Böylece verimliliği artırıyorlar. Müşteri memnuniyetini artırıyorlar. Ve tasarruf sağlıyorlar. Bütün sektörlerde bu anlayışla hareket etmemiz lazım. İşbirlikleri yapacağız ve verimliliği artıracağız. Yenilikçilik peşinde koşacağız. Çünkü dünyadan pazar payı kapmanın başka yolu yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni anayasa çalışmaları ile ilgili dikkat çeken mesajlar verdi. Ekonomiyi öne sürerek sivil anayasa ihtiyacının gündemden düşürmeyi doğru bulmuyorum dedi. Siyasette yerel seçimden sonra başlayan yumuşama havasına dikkat çekerek bunun yeni anayasa için bir fırsat olduğunu söyledi. Siyaset kurumunun ekonomik ve sosyal sorunları öne sürerek sivil anayasa ihtiyacını gündemden düşürmek istemesini doğru bulmuyoruz. Yeni anayasanın sihirli değnek gibi dokununca sorunlarımızı bir anda ortadan kaldırmayacağını elbette biliyoruz. Yeni anayasa sivil siyasetin alanını genişleterek ülkemizin meselelerinin çözümünü daha da hızlandıracaktır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP ve İYİ Parti'den gelen ülkenin gündemi ve ihtiyacı yeni anayasa değil mesajlarda bu sözlerle tepki gösterdi. Cumhuriyetin 100. yılına darbe ürünü anayasayla girmeyi demokrasimize yakıştıramıyorum dedi. Siyasetteki yumuşamanın bir kazanca dönüşmesi gerektiğini söyledi. Siyasetteki yumuşamayla birlikte farklı siyasi partiler arasındaki istişari görüşmelerin yoğunlaşması bu bakımdan önemli bir fırsat teşkil ediyor. Biz üzerimize düşen yapıcı rolü oynamaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Danıştay'ın 156. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Yargının siyasi tartışmalara çekilmesinin hatalı olduğunu söyledi. Yüksek yargıya yönelik kimi zaman eleştiri sınırlarını aşan haksız ithamlar oluyor dedi. Siyaset kurumu nasıl la yüsel değilse yargı da eleştirilemez değildir. Fakat yargının kurumsal olarak yıpratılmasını, çamur atılmasını asla kabul edemeyiz. Cumhurbaşkanı sosyal medyadaki yargı kararları ya da dava süreçleriyle ilgili paylaşımlara da dikkat çekti. Medyanın ve sosyal medyanın millet namına denetim vazifesi üstlenmesi demokrasimiz için şüphesiz bir kazançtır. Ama bu hakim cübbesi giyip mahkeme kurup sağa sola yargı dağıtma boyutuna asla varmamalıdır.